Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kenar model çalışmasını yapacağız. Modelimizi istediğiniz her türlü yerde kullanabilirsiniz. Battaniyelerde kullanılabilir, havlu kenarlarında, mutfak takımlarında ya da diğer kenar uygulaması gerektirecek yerlerde bu çalışmamızı kullanabilirsiniz. 3 sırada hemen kendisine tamamlamakta. Trabzan sıramız, kafes sıramız ve diğer gördüğünüz dolgulu yerimizi ördükten sonra modelimiz kendisini tekrar etmekte. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için bir tane zincir çekerek başlıyorum. Ve bunu düğüm olarak sayıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 ve 12 tane zincirimi çekiyorum birinci yuvaya batıyorum ve şöyle bir halka yapıyorum halkamızı ters çeviriyorum şu şekilde e, ipim burada kalıyor yönünü şöyle çeviriyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum zincirimizle birlikte toplamda 12 tane ikili trabzanımız oluyor 3 zincirle birlikte yani 11 tane ikili tırabzanımız olacak. 2 4 6 7 8 9 10 ve 11. Toplamda 12 tane tırabzanımız oldu. 2 4 6 8 10, 11 ve 12. 12. trabzanımın üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batmıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine gelerek bir tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Araya 1, iki tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum iki defa da çekiyorum tekrar 1 2 doluyorum 1 ikinciye batıyorum ve şöyle kafesler yapıyorum 2 zincir bir atlıyorum diğerine batıyorum 1 2 1 atlıyorum diğerine batıyorum son kutucuğumuzu yapacağız şimdi 1 2 tane zincirimi çekiyorum son trabzanımın üzerine gelerek batıyorum 1 ve 2 1 2 3 4 5 6 tane yuvamız var şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 ve örgümün yönünü yeniden çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımı çıkardığım yere yani zincirimi ördüğüm yere gelerek batıyorum. Minik bir fıstık yapıyorum. 1. Tekrar aynı yere giriyorum. 2. 2 tane fıstık çıkardım. Eğer e, dantel örgüsü e, yapacaksak ya da o kıvamda bir iple çalışacaksak buradaki dolguyu 3 olarak çalışalım. Ve bir tane içinden şu şekilde geçiyorum ve bu yapmış olduğum dolguyu direkt diğer sıradaki trabzanımın tam tepe noktasına gelerek sık iğnemle batırıyorum ve üzerine bir iki üç tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum yine aynı yere girerek bir aynı yere girerek iki ipiniz ince ise üç defa almanızı tavsiye ederim hepsinin içerisinden tek seferde geçiyorum ve bir sonraki trabzanın üzerine sık iğne ile batıyorum. 3 tane zincir 1 2 3 tığımın başını doluyorum giriyorum 1 başını doluyorum tek seferde çekiyorum ve bir sonraki trabzan üzerine sık iğnemle batıyorum 3 tane zincir doluyorum 1 ve 2 tek seferde geçiyorum bir sonrakinin üzerine sık iğnemle batıyorum ve aynı işlemlerimi 3 zincir çekip tekrar ediyorum sona kadar geldim en sondan bir önceki trabzanımın üzerindeyim 1 2 3 4 5 6. dolgumuzu yaptık içinden geçiyorum ve sondaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum yaklaşık üçüncü zincire denk gelen yere batalım şöyle gördüğünüz gibi üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincirimizi çekelim zincirimiz tamamlandıktan sonra çeviriyorum örgümü 1 ile 2'nin arasına girerek batıyorum Şöyle birinci ile ikincinin arasına giriyorum, batıyorum ve tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çevirerek toplamda zincirimle birlikte 12 trabzan olana kadar örüyorum. Trabzanlarımızı ikili olarak alıyorum. 2, 4, 5, 6, Toplamda 12 olsun. 12. Trabzanımızı ördükten sonra üzerine 5 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5. Ve örgümüzün yönünü çevirerek trabzanlarımızın üzerine yeni kafeslerimizi yapalım. Şuradaki kafes sırasındayız, ikinci sıramızdayız. Dibine batmıyorum, bir sonraki yere batıyorum. 1, 2. 1, 2 zincir çekip bir atlıyorum, diğerine batıyorum. 1. Iki zincir bir atlayıp diğer trabzan üzeri 1 2 1 atlayıp diğer trabzan üzeri 1 2 1 atlıyorum diğerinin üzeri 1 2 son trabzanımızın üzerine gelerek atıyorum ve son kafesimizi örüyoruz 1 2 3 4 5 6 tane kafesimiz oldu örgümü çevirmeden 1 2 3 bu yönde 3 zincir çekiyorum Tığımın başını dolayarak dibine girerek 1 tekrar başını doluyorum dibine giriyorum 2 tek seferde çekiyorum bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum 1 2 3 zincir 1 2 çekiyorum bir sonraki trabzanımın tepesine batıyorum ve bu şekilde Sona kadar örüyorum. Son dolgumu da kapadıktan sonra trabzanımın üzerine batıyorum. Ve bu şekilde işlemlerimizi tekrar ediyoruz. Yine aynı şekilde 12 tane zincirimizi çekip dönme işlemini yapacağız. Devam etmek isteyen arkadaşlar hemen, e, yani aklında takılan sorusu olan arkadaşlar birazcık videonun gerisine dönüp aynı işlemi tekrar edebilir. Şimdi bitişteki Şuradaki trabzanların olduğu bölümümüzü çalışalım. Dikmek için kullanacağımız trabzanlarımızı. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. En son kapamış olduğumuz trabzanın üzerine. Tığımın başını doluyorum. İlk yuvaya batıyorum. 1, 2, yeteri kadar ördüğümüz zaman bu işlemimizi tekrar ediyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Başlangıçta birinci zincir ve ilk kafesi. 2 zincir Trabzanımın üzerine iki tane zincir araya ve ikili trabzan. İki zincir şöyle görelim. 5 tane zincir çektim ilk kafesi. İki tane zincir trabzana araya iki zincir çektim. Araya iki zincir trabzan üzeri iki zincir araya iki zincir ilk başlangıç noktasına bir tane zincir çekip düğüm atıp koparıyorum ve bu şekilde modelimizi tekrarlar yaptırarak ilerletiyoruz şöyle görelim Çalışmamızı bu şekilde tekrar ederek sona geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar dilerim. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Sağlık, sıhhat, afiyette kalın. Görüşmek üzere.